Arkadaşlar, bu İstanbul'daki ilçelerdeki Rize dernekçiliğinin modelini değiştirelim artık. Çaylar kusura bakmayın. Bir bina, yakışıklı odalar, asa bir Rizeliler Derneği tabelası ne olmuyor bu iş? Niye? Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin adına Somali'de bir çocuk duyduğu zaman heyecan duyuyor. Niye? Niye? Geçen hafta izlediniz. Kolay mı zannediyorsunuz siz? Avrupa'da bir ülkede, iki ülkede aynı gün 6 saat içerisinde 2 miting yapacaksın. Ve salonda tuta basa dolu olacak. Orada salonlar öyle tuta basa dolu ki her insan beyefendiyle sanki 40 yıllık bir kutu varmış. Niye? Niye bir engelli evladımız Sayın Erdoğan'ın adını duyduğunda gözleri yaşarıyor? Hiç düşündünüz mü diye? Sahnenin bir gözüken tarafı var, bir de gözükmeyen tarafı var. O ne biliyor musun? O şu. Sayın Erdoğan miting bitti. Biz pazar günü ben Brüksel'de kürsüden indim. Çıkış tüneline biz ancak 20-25 dakikada vardık. Bu da pazar günü. Formalar çevirir etrafını. Boşaltır alanı. Pazar gider. O geldi. Fotoğraf. Bu geldi. Kulağına bir şey basıyor. Öbürü geldi. Ne? Bu şu. İnsana dokunmak. İnsanın yüreğine temas et. İnsanın gönlüne temas et. O bugünün eseri değil. Arkasında koca bir yaraması var. Niye Rizeli Dernekten başladım? Sebebini siz biliyorsunuz. Kusura bakmayın, bu modelde olmaz bu iş. Offside'den gol yersiniz sonra. Ne yapmalıyız? Dernekçiliğin özeti de insandır. Yani Üsküdar'da Rizeliler Derneği varsa, Üsküdar'daki Rizeliler Derneği eğer Rizelilik esprisi üzerinden dernekçilik yapacaksa Rizeli hemşerisinin sevincinde kasasında yanı başında olacak. Mesaj dernekçiliği olmazmış. Bas tuşa gönder mesajı değil. Adam bilecek ki ben Rizeli miyim, İstanbul'da? Üsküdar'da mı? Benim başıma bir sıkıntı gelirse ha bu uşaklar benim derdimin peşine koşar. Eğer bunu yapmazsak tabela dernekçiliğinden öteye gitmeyiz. Tabela derneği olursunuz. Bir de protokol. Hastalığımız var ya, pazar günü Almanya'da aman Allah, telefonlara bakma şansım yok. Adamın biri protokole giremedim diye yerlerde yatıyor. Baktığım zaman da dersin ki bu çok şuurlu bir arkadaş. Protokol dernekçiliği yaparsın. Kaymakam çağırır. İşte belediye başkanı çağırır. Bir de aklınıza belediye meclis seçimlerinde gelir. Bak bu kadar güzelliği temsil ediyoruz ha. Kağıttan kule olmamalı dernekler. Kumdan kale olmamalı dernekler. Bu anlamda da Rizeliler
kendine format attın İstanbul'u. Nasıl format atmalı? Hemşehrisinin kalbine, yüreğine dokunacak işler yapmalı. Ben kendim için de söylüyorum. Keşke 4 yıl boyunca her arayan hemşerime baş üstüne diyebilsem. Tamam merak etme, hemen diyebilsem. Ama bu böyle olması mümkün değil. Ama bir şey var. Dokunmalıyız. İnsanların yüreğine dokunan bir dernekçilik yapmalıyız. Örnek olmalıyız. Çünkü Rize yetiştirdiği liderle artık klasik hemşehricilik mantığını aşmış bir şehirdir. Aramızda okullar var, onlar alınmaksın. Erdoğan'ın da çok hani oftan ciddi. Ben çok sanırım. Böyle avutuyorum. Ondan sonra bu kadar peşine koşuyor. Şimdi bunlar için espritler yapalım. Yetiştirdiği liderler itibariyle Rize'nin ve Rize'nin sorumlulukları daha yüksek arkadaşlar. Rize programında bir konuşma yaptım. Hatırlayanınız var mı? Bir şeyler söyledim. Yani Rize artık sadece horonla, kemençeyle, hamsiyle, mısır ekmeğiyle, buğdalayla anılan bir şehir olmaktan çıkıp küresel ölçekte imza koyan bir liderin doğduğu şehir olarak küresel meselelere imza koyan bir şehir olmalıdır. Rize artık hamsiyle, buğdalayla, lahana çorbasıyla anılmanın ötesinde Türkiye'nin kültürüne, medeniyet hayatına katkı sağlayacak bir fikri merkezi olmalı. Şehirler, Lozan niye önemli? Lozan'ı Lozan yapan nedir? Türkiye'nin Cumhuriyet'in kurucu anlaşmasının olayımıza. Şehrin anlaşmaya kim adını koymuş? Şehir koymuş. Malta anlaşması, Yalta, Almanya'da, Almanya-Hollanda sınırında bir yer var. Maastricht diye bir yer. Avrupa Birliği'nin en önemli anlaşması, ekonomik entegrasyonu, ekonomik birliği gerçekleştiren anlaşmanın imzalanan bir şey Maastricht. Rize neden bu ölçüde bir büyük Rize anlaşması başlığını küresel ölçekte merkeze oturttuğumuz? Bunu yapabilmemiz için bizim İstanbul'daki modelimizi yenilememiz lazım. Bunu ben her Rize'nin başkasında söyleyeceğim. Kiminiz kızacaksınız bana, kızın. Ben doğruyu söyleyeyim de siz kızın. Kiminiz bana öfkeleneceksiniz, Rahab'ı ne diye diyeceksiniz. Ben doğruyu söyleyeyim, siz kızın. Değilse tabela dernekçiliğine mahkum oluruz. Ben de yapsam mahkum oluruz. Tabii ki de yapsam mahkum olurum. Şahse göre değişmez. Burada kendimizi bir rektifiyeden geçirme mecburiyetimiz var. Klasik hemşehricilik duygusunun, hemşehri milliyetçiliği duygusunun ötesinde İstanbul'a, Türkiye'ye anlam katacak bir hemşehri dernekçiliği anlayışını biz Rize derneklerinde hayata geçirtmeliyiz. Çünkü bu derneklerin sorumlulukları çok büyük. Çözüm süreci konuşuyoruz. Herkes Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Ana! Kimse onu sevmeye zaten hiç kimseye bırakmıyor. Peki herkes kendine bir sorsun bakayım. Çözüm süreci aşamasında ne yaptı? Doğu'da hangi köye sahip çıktı? Doğu'da hangi köyden 20 tane ilkokul çocuğunu alıp burada Rizeli dernek olarak evlerimizde misafir ettik? İstanbul'a misafir edip Çanakkale'yi,
Topkapı Sarayı'nı gözlüyorum. O Diyarbakırlı Uçlu Şırnaklı çocuğa, aa bizim böyle bir tarihimiz varmış dedik. Hangimiz istisnalar kaydeyi bozmaz Güneysu Derneği'ni burada tebrik ediyorum. Hangimiz Sayın Erdoğan'ı dua ediyoruz, kabul seviyoruz evet. Ona destek olmak için İstanbul'da Ümraniye Rizeliler toplanıp bir Diyarbakır'da nice turu yapalım, Ergani turu yapalım. Oradan da arkadaşları buraya davet edelim. Hangimiz Bitlis'te bir köyün ilkokulu Eylül'de açılacak. Buradan Rizeliler olarak toplanalım. O köyün kırtasiyesini, ne olur kırtasiyesi toplasanız 500 lira, 600 lira etmez. 1 lira etmez, 1000 lira. Çocukları götürüp sevindirelim. Bana diyeceksiniz ki sen yapıyor musun? Söylediklerimin hepsini yapıyorum. Adres istiyorsanız adres de verin. Gidin sorun. Kuşun Hasköy ilçesine gidin. Hayatlarında hiç bu kardeşinizi görmemişlerdi. Gidin bakayım isminizi bir konuşun ne diyecekler size. Bir tanesi orada sıkıysa bizimle ilgili bir şey söylesin. Bak ne oluyor Hasköy. Sebep ne? Bir şey yapmıyoruz ki. Sevgi sevgi. Sevgimizi realize ediyor. Bu dernekler çok önemli dernekler. Fonksiyon icra ettiğinde. Fonksiyon nedir? Türkiye'nin meselelerine sahip çıkmak. Bu derneklerde Türkiye'yi konuşmalı. Dünyayı konuşmalı. Ama bir şey de yapmalı. Dayanışma da yapmalı. Şimdi bir evden geldim. Biraz daha dursam ağlayacaktım. Biraz daha dursam kesin ağlar. Ağlamamak için çıktım. Arkadaşlar, Türkiye'nin meselelerine insan merkezli sahip çıkan bir anlayışla yürütmeniz gerekiyor. Tabii ki bunlar çok güzel işler yapıyor. Çok önemli işler yapıyor. Alkışlıyor. Hedefimiz daha büyük olmalı. Ve önemli bir sürece girdik. Seçim. Sizin hemşeriniz, hepimizin hemşerisi, abimiz, her birimizin üzerinde tek tek hakkı olan bu ülkenin de devlet başkanı. Erdoğansız bir Türkiye peşinde olanlar her türlü kirli hazırlığın içinde. 7 Haziran seçimleri üzerinden Gezi'de yapamadıkları, 17 Aralık'ta yapamadıkları, 30 Mart'ta yapamadıklarını, 10 Ağustos'ta yapamadıklarını şimdi 7 Haziran'da yapmak istiyorlar. Bu seçim milli olanlarla gayrimilli olanların mücadelesi. Bu seçim Sayın Erdoğan 12 yıldır Türkiye'yi getirdiği noktadaki millet merkezli duruşuyla Türkiye'de son 80 senedir rejim merkezli bir duruş ifade edenlerin mücadelesi. Bu rejimin kodlarında insan yoktu. Millet de yoktu. Tarih de yoktu. Ama Abdülhamit'ten Menderes, Özal, Erbakan, Türkeş geleneğinin son zirve noktası olan Sayın Erdoğan'ın AK Parti hareketinin çizgisi bu ülkede devleti milletleştirdiği için Sayın Erdoğan düşmanlığı yapılıyor. Ve şimdi hepimizin elinden almak istiyorlar. Erdoğansız bir Türkiye, Erdoğansız bir siyaset peşindeler. Buna izin vermeyecek güç sandığın gücü. Lütfen sandığa sahip çıkın. Size ben
hemşerilerim olarak ülkemde onu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık, böyle yaptık demeye bir zul atladım. Hepiniz bu işin içerisinde ve farkındalığı olan insanlarsınız. Ama bir şey var. Sadece farkında olmak yetmiyor. Sahada eylemli olmak zorundayız. Ne demek eylemli olmak? 7 Haziran'a kadar eşin, dostun, sokağın, apartmanın, mahallen sahip çıkmak. Sandığa götürmek. Sandıkta iradene sahip çıkmak. Kirli ittifakları görüyorsunuz. Paralel yapıyla HDP'nin ilişkilerini görüyorsunuz. Pensilvanya medyasının HDP ile ilgili Doğu ve Güneydoğu'daki stratejisini görüyorsunuz. CHP'yi şirinleştirmek için ölüyü pudralayıp tekrar bu milletin önüne diri olarak koymak için hangi adımların atıldığını görüyorsunuz. Terörü hortlatma çabalarını görüyorsunuz. Bunun bir tek sebebi var. Birileri Türkiye'yi bölmek istiyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye bölünmeyecek, büyüyecek diyor. Abdülhamit Filistin'e direndiği için halledildi. Sayın Erdoğan da Türkiye büyüyecek dediği için bedel ödemek istiyor. Altını çizerek söylüyorum. Abdülhamit Filistin'i Siyonistlere vermediği için bedel ödedi. Sayın Erdoğan da Türkiye bölünmeyecek, büyüyecek dediği için ve bunu ispatı vücut ettiği için bedel ödetmek istiyorlar. O zaman sevgi güzel ama bu sevgiye de sahip çıkmamız lazım. Kim kazanacak? Biz kazanacağız. Şüphemiz yok. Biz kazanacağız. Bunlar kaybedecek, biz kazanacağız. Çünkü Türkiye düşerse, Türkiye kıskaca girerse, bu coğrafyada bir daha 200 yıl, 300 yıl ayağa kalkar. Allah korusun. 200 yıl, 300 yıl. Böyle bir kritik eşikteyiz. Sayın Erdoğan düşmanlıklarının, AK Parti düşmanlıklarının temel nedeni bir büyük oyunu bozdu. 28 Şubat Türkiye'nin kristalleştirilme sürecinin en önemli virajıydı. 28 Şubat'ın tahribatı bu coğrafyada Kürtlerle Türkleri ayrıştırmanın en önemli virajıydı. Sayın Erdoğan liderliğindeki AK Parti bu oyunu bozdu. Bu oyunu bozduğu için tersine oyunu bozmakla kalmayıp Türkiye'yi güçlü bir noktaya getirip küresel ölçekte masada biz de artık sözümüz var dediği için AK Parti düşmanlığı ve beyefendi düşmanlığı yapıyor. Üzgünüm. Bazı insanlarımız anlamıyor. Paralel yapıya hala duygusal refleksle bakanlar var. Yedi Haziran önümüzdeki yüzyılın adını konulacağı seçimdir. Bu seçimde biz cümle arkadaşlar, hemşerilerimiz olarak beyefendiyi yalnız bırakmayacağınızdan eminim. Sahip çıkacağınızdan eminim. Ama sizden iki şey istiyorum. Ben sizin kardeşinizim. Bu anlamda da çok açık tavırlı bir soldamım biliyorsunuz.
Seçime kadar boş durmayın lütfen. Seçim günü de akşam saat 5'ten sonra sandıkların başında sayımı takip etmek üzere gidin. Çünkü hazırlık var. Hazırlık seçimleri şaibeli hale getirmek için. Oy iptal. Şu anda size yakın bir yerde. Burada size çok yakın bir yerde. Akşamları seans yapılıyor. Seansta yapılan iş, oy nasıl iptal ettirilir? Size yakın bir yerde. Uzak değil, buralarda. Her akşam toplantı yapılıyor. Gelenlere pusula gösterilip oy nasıl iptal ettirilir seansı yaptırılıyor. Mühür dışarı sarkarsa, silik olursa, zarf ters katlanırsa, boğulursa yollarını öğretiyorlar. Ve onların hepsini sandık başlarında görevli koyacak. Bu seçimde sandıkların başında düşündüğünüzden daha farklı tipler göreceksiniz. Bol miktarda avukat göreceksiniz. Bol miktarda badem beyikli göreceksiniz. Bol miktarda badem beyiklilerle beraber kol kola girmiş kandilin sivil uzantılarını göreceksiniz. Türk solunun sivil uzantılarını göreceksiniz. Peki biz ne yapacağız? Bizim de yapacağımız iş şu. Önce cümleten oylarımızı kullanacağız. Sonra da akşam saat 5'ten sonra sandıkların başında adam gibi beklemeye devam edeceğiz. Kavga dahil her şeyi hazırlayacağız. Kavga dahil. Hedef yenilgiyi gördükleri için 7 Nisan akşamı bağırmak. Avrupa Parlamentosu da bağırıyor ya şimdi. Türkiye'deki seçimlerle ilgili işte şüpheler. Bizde dalga geçiyorlar. Bunlara fırsat vermeyecek olan sizsiniz. Sizin sorumluluklarınız double. Çifte kavrulmuşsunuz. İki kere daha çok koşmak zorundasınız. Ve bilin, AK Parti hareketi ve Sayın Erdoğan Türkiye'nin milli bağımsızlık mücadelesinde devleti bu milletten teslim almak isteyenlere karşı devleti teslim etmem diyenlerin mücadelesidir. Hepimiz ona göre hareket edelim. Sorumluluklarınızı ona göre kuşanalım. Bize gelince, benim kapım zaten yok. Ümraniye'de ofisim büyük ihtimalle burada devam edecek. Seçimden sonra. Eğer ekstra benim yeniden bir yurt dışı görevim olmazsa, ben sokakta olmayı seven bir insanım. Bakım gereği. Ben bu bölgede hiç görevim olmasın Ankara'da, dışarıda. Ben bu bölgede en az bütün ilçeleri 4-5 tur atarım. Yani şu caddede ben 4-5 tur atarım rahatlıkla. Niye? Doğru olanın bu olduğuna inanıyorum. Bir ne kadar da ilkesel olarak ne telefonumuz ne de kapımız. Kimseye kapanmadı. Allah kapattınız. Kimisi oldu, kimisi olmadı. Ama bir şey var. Mutlaka kapımız açık ve ilgi var. Bu devam edecek. Ve söyleyeyim size, hesap da vereyim. Benim hesap vereyimden maradığım şu. Bir, 4 yıl özeti paylaşayım size. Arkadaşlar, 2 tane kritik kanunda bizim imzamız. Beykoz'un temel problemlerinin çözümünde, Sultanbeyli'nin temel problemlerinin çözümünde, hep o
Ümraniye'nin temel problemlerinin çözümünde hep bu kardeşiniz inanarak, severek büyük bir mutlulukta hizmetkar oldu. İyi ki de olmuş. İşin bir tarafından tutup hizmet ettik. Yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla birlikte, o ilçedeki yönetici kardeşlerimizle birlikte gayret etmek büyük keyif. Çünkü siyaset insanın mutluluğu için yapılır.